İstanbul'da kapılarını açan emlak fuarı hem ev sahibi olmak isteyenleri hem de yatırımcıları bekliyor. Fuarı bu yılda en büyük ilgiyi Arap müşteriler gösterirken ilgilenenler için hatırlatalım. Emlak fuarının kapıları 24 Mart'a kadar açık kalacak. Güzel bir rezidans 1 milyondan civarlarında. Pahalı yani, öyle çok ucuz değil yani. Çok abartılı o rakamlar. İndirimli konutlar, milyon dolarlık daireler, gayrimenkul sektörünün kalbi İstanbul'da attı. Fuar çok hareketli. Fuara özellikle bir şeyler almak, bir şeyler satmak için gelmişler. O heyecanı görebiliyoruz. Yatırımcının da ev sahibi olmak isteyenin de gözü bugün Şişli Harbiye'deki emlak fuarındaydı ama en çok da Arapların. Emlak fuarında hedeflenen katılımcı olarak Arap turistler göz önünde bulunduruluyor ve onlara göre de kampanyalar düzenleniyor. Örneğin buradan 250 bin dolar emlak alan, bina alan Araplara vatandaşlık veriliyor. Bir diğer kampanya da indirimler de söz konusu burada çünkü %30, %35'e varan indirimler var. Ciddi anlaşmalar yapılıyor. Şu ana kadar da fuarımızda 67 tane satış yapılmış durumda. Bu 67 tanenin 39 tanesi de Körfez ülkelerine satılmış durumda. Bu projemiz Antalya bölgesinde yapılıyor. Antalya'dan elinci akla Ruslar geliyor. Yok mu Ruslar? Araplar mı var yine? Rusya'dan tutun, Azerbaycan olsun, yani Hollanda olsun, İngiltere olsun. Her ülkeden aslında talep var ama bu fuar için özellikle Araplara yönelik bir çalışma yapıyoruz. Tabii sadece Arap müşteriler için değil, Türkler için de kampanyalar var. Fuarda 65 firma katılıyor, 400 tane proje var. Sadece Körfez ülkeleri için değil, Türk insanının da yatırım yapabilmesi, alıcı olabilmesi. %32'ye varan bu indirimlerle Türk insanını da buraya bekliyoruz. Ne kadar kampanya olursa olsun insanların alım gücü belli. Araplara satılır, Araplarda para sıkıntısı yok. Mühim olan bizim kendi yerli halkımıza bu işi sunmaları. İşte fuardaki milyonluk projeler. Kemerburgaz bölgemizden bahsetmek gerekirse özellikle 3. Havalimanı'nın açılışıyla birlikte Kemerburgaz'da fiyatlarımız birazcık yukarıya doğru hareketlendi. 200 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 3 milyon TL civarında. Çok pahalı ya. Bir 3 milyon dediğiniz zaman yani çok büyük para yani. Normal bir dairenin 700-750-800 civarlarında olması lazım diye düşünüyorum. Türk vatandaşlarımızın her şeyden önce çok şikayetçi olduğu bir nokta şu, faizlerin yüksek olması. Ama şöyle söyleyeyim, kullanabilecekleri kredi miktarının farkını zaten bu kampanyalarla indirim oranlarına gidildi. Bunları çok iyi araştırsınlar.